Ne o? Beni içeri buyur etmeyecek misin Murat? Hayat yok mu? Yoklama olmaya gelmedin herhalde babaanne. Yok canım, olur mu öyle şey? Gelmişken onu da bir görseydim. Yok. Erken çıktı. İşe gitti. Yok evde. Hep böyle mi olacağız Murat? Affetmeyecek misin beni? Bunu da sormak için gelmiş olamazsın. Gazetede çıkan haberler aileyi çok üzmüş. Sabah annesi geldi eve. Ve bu eksikti. Bir şeyler yapamaz mıyız? Bir hal çaresi bulsak. Avukat arasan, bir teksip falan. Hallederim ben. Sen merak etme, hallederim. Başka? İşe gideceğim, çıkmam gerekiyor. Başka bir şey var mı söyleyeceğin? Yok. Başka bir şey yok. Annenin yaşadığını bilseydin, seni terk edip gittiği için daha çok acı çekecektin. Şimdi sırası iyi babaanne. Ben üzülmedim mi sanıyorsun? 5 yaşındaydım ben ya, 5. Annen senin yüzünden öldü dediğinizle ben 5 yaşındaydım. Onun bana geri dönme ihtimalini aldınız siz benden. Öldü demek daha doğru geldi o an için. Seni sevdiğimden yaptım. Nasıl bir sevgi bu? Ha? Nasıl bir sevgi bu? Beni yıllarca böyle bir yükle yaşatmaya ne hakkınız vardı sizin? Söyle babaanne. Affet beni yavrum. Affet beni güzel tanrım. İçimdeki çocuk ne zaman affederse ben de o zaman affederim seni. Hayat gibi bir şans veremez misin? Babaanne. Sen çok yanlış fikirlere kapılıyorsun. Affetmek öyle bir şey değil.
gün o kötü rüyadan uyanacaksın. O gün beni affedeceksin Murat. Kalbimi kopardılar. Kim bilir kaç kez, hiç hakkım yok şikayete, bile bile lades. Belki de acısından beslendim aşkın, yoksa bir gün bitmez miydi bu edepsiz heves? Sıra senin, hadi üz beni, yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Sıra senin, hadi üz beni, yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Sözünü